cihadı da ondan öğrendik. Bizim aziz ecdadımız, dur ya gidip şu toprakları fethedelim. Efendim şu toprak bizim olsun, şu bilmem ne bizim olsun diye hiçbir zaman atına binmedi. Hiçbir zaman. Gidelim de Allah'ın tevhidini yayalım. Gidelim de var olan zulmü durduralım. Oradaki müminler yahut kafirler fark etmez. Rahat bir nefes alsınlar, tatlı bir su içsinler. Bunun için at sırtına binip savaş yapmaya gitmişler. İşte bugün şu tarihte de 2020'de de yeryüzünde Allah için, ümmetin refahı ve kurtuluşu için cihad eden tek ordu bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz. Akşam tabii ki kahredici haberi aldınız hepiniz. Üzüldük mü? Kahrolduk. Kahrolduk. Rabbim ölenlere üzülmedim ha. Bak nasıl kaldırdı kafasını. Niye üzüleyim? Şehit oldu. Şehit oldu. Peygamberin arkadaşı oldu. Şimdi cennette. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam, sadece şehitler. Öldükten sonra diyecekler ki ya Rabbi beni bir daha gönder. Bir daha senin yolunda şehit olayım da bir daha geleyim buraya. Neden? Öyle karşılanıyorlar çünkü. O karşılamayı bir daha yaşayayım ya Rabbi diyecek. Ne üzüleyim, kendimi üzüleyim ben. Onlar cennetin en güzel yerine gittiler. Allah onların ailelerine sabır versin. Ayrılık kolay değil. Allah bizim devletimize, milletimize sabır versin. İstanbul. Dünyanın gözünün üstünde olduğu yer. İstanbul. Doğu Roma. Vatikan'ın aynası. Onlar için çok kıymetli. Topkapı Sarayı'nı geziyorum. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kılıcının önünde durmuşuz. Konuşuyoruz. Böyle baktı bir arkadaş, dedi ki bana, talebelerden biri vardı. Hocam ne var bu kılıçta dedi. Ne görüyorsun dedi. Hatta üstündeki yazıyı sordu ama o günkü duygum şuydu. Şu anda da tüylerim diken diken oldu. Bu kılıcın ucunda İstanbul'u görüyorum dedim. İstanbul var o kılıcın ucunda. Kaç bin şehitle fethedildi burası. Kaç bin. Ama 1453'ten bugüne kadar biz şu camide namaz kılalım diye de onun belki 100 katı şehit verdik biz. Bir toprağı fethetmek başka bir mahiret, başka bir özellik, bir de o toprağı elinde tutabilmek. Ayrı bir güç. Şunu unutmayın, toprağı elinizde tutmak fethetmekten çok daha zordur. Çok daha zordur. Biz bu devlet olarak fethettiğimiz yere bayrak dikerek değil, kanımızla yıkayarak gidiyoruz. Şöyle düşünün şehit haberleri duyduğunuzda. Önce ailelerine dua edin. Şehitlerden sizler için şefaatçi olması için de Allah'a dua edin. Sonra deyin ki ne mutlu bize ki hala daha uğruna ölebileceğimiz, uğrunda şehit olabileceğimiz değerlerimiz var. Ne var? Ezanımız var. Allah dindirmesin. Ne var? Bayrağımız var. Ne var? Camilerimiz, minarelerimiz var. Ne var? Namusumuz var. Dünyada namus kavramı olan tek millet İslam milleti. Ne var? Ecdadımız var. Allah şu topraklar fethedilip de şu günlere kadar gelene kadar kim kendini feda ettiyse hepsinden razı olsun, derecelerini âli eylesin. Dün akşam da kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. En yakınlarına da sabr-ı cemiller ihsan eylesin. Çok zor bir şey. Allah kıyamete kadar ezanımızı, minarelerimizi, bayrağımızı payidar eylesin.